Merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte kırtasiye alışverişi yapacağız. Ama bu sefer kara kalem alışverişi olacak. Sadece kara kalem malzemeleri alacağım. Uzun zamandır kara kalem yapmıyordum ve malzemem de kalmamış. Elimin de durmasını, körelmesini istemiyorum. Birazcık daha kara kaleme ağırlık vermek istiyorum. Bu yüzden de sıfırdan bir malzeme alışverişi yapacağım. Ve size güncel fiyatlarını da göstermiş olacağım. Bu yüzden hani benim yaptığım alışveriş birazcık daha malzeme listesi gibi olacak aslında. Siz de bundan örnek alarak kendinize malzemeler alabilirsiniz. Bu açıdan da faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Resme hiç başlamadıysanız ve başlamak istiyorsanız bu güzel bir fırsat olabilir. Hemen malzemeler alıp başlayabilirsiniz. Ya da kara kaleme başlamak istiyorsanız benim aldığım malzemeleri alabilirsiniz. Bu şekilde bence güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Arka planım değişti, fark etmişsinizdir belki. Birazcık odamı yeniliyorum. Aşama aşama ilerliyorum. Hem bütçe olarak hem de vakit olarak zamanım olmadığı için böyle parça parça küçük yenilikler ekliyorum. Çok büyük şeyler değil. Odayı kendi içinde düzenliyorum diyebilirim. İyice bittikten sonra, tüm aşamalarını tamamladıktan sonra sizle de paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik buraya böyle bu şekilde bir köşe hazırladım. Burayı da belki sizlerle paylaşırım. Artık videolarımı arka plan olarak bunu kullanacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben şimdi kırtasiyeye gitmek üzere evden çıkıyorum. Evden çıktım ama iğrenç bir sıcak var. Yani gerçekten çok kötü. Böyle sıcakları hiç sevmiyorum. Gözümü bile açamıyorum. Güneşe de alerjim var. Mutsuz oluyorum. Ama yapacak bir şey yok artık. Böyle havalarda genelde akşam çıkmayı tercih ediyorum. Yarasa gibi ama bugün dışarıda geçireceğim maalesef. Şimdi minibüsten indim, gideceğim kırtasiyeye doğru yürüyorum. Bu kırtasiyeyi başka vloglarımda da göstermişim, yani bayağı gittim buraya aslında. Kadıköy'de burası, İstanbul'da yaşıyorsanız biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine bilmeyenler için ben yorumlar kısmında belirtirim. Dediğim gibi bu kırtasiyeyi sevdiğim için buraya sık sık gelmeyi tercih ediyorum. İlk olarak bu şekilde kara kalem setlerini görüyorum. Tekli almak mı daha mantıklı, böyle set almak mı daha mantıklı bilmiyorum. Çünkü hiçbirinde fiyat yok, bu yüzden kıyaslayamadım ama birçok markanın seti var burada. Tercih ederseniz bunları da alabilirsiniz. Ama ben genelde buraya geldiğimde bu şekilde tekli alıyorum. Burada kara kalem eskiz bölümü var ve ihtiyacınız olan tüm kalemleri bulabiliyorsunuz. Bu stand gerçekten çok güzel ve ben de şimdi ihtiyacım olan kalemleri seçiyorum. Aslında kullandığım ve tercih ettiğim belli markalar var kalemlerde. O markaları da size göstereceğim. Şu an 2B alıyorum. Zaten 2B başlangıç için çok yeterli oluyor. Ben de eskizlerimi 2B ile oluşturuyorum. Daha sonra daha koyu renklere gidebilmek için de 5B ve 6B alacağım. Bir tane de hamur silgi almak istiyorum. Burada farklı markaların çeşitli hamur silgileri var. Ben genelde Faber-Castell kullanıyorum ama burada Lyra da gördüm. İlk defa görüyorum bu arada Lyra'nın silgisini. Hiç kullanmadım ama şans veresim de gelmedi nedense bilmiyorum. O yüzden her zaman kullandığımdan şaşmamak için Faber-Castell'i alıyorum. Bu reyondan da kalem uzatma aparatı alacağım. Bunlar çok ucuz oluyor ama çok işe yarıyor. Kalemleri uzatıyor ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. O yüzden bir tane alıyorum. Yine bu kırtasiyenin en sevdiğim yanlarından biri çok fazla defter çeşidinin olması. Bugün bir tane alternatif olarak defter almak istiyorum. Sizle de paylaşırım aldığım defteri. Burada da kalem silgiler var. Ben kalem silgileri çok mantıklı buluyorum. Bence çok iş görüyorlar. Ama bende çok fazla olduğu için, ihtiyacım olmadığı için buradan almıyorum. Eğer ihtiyacınız varsa ve isterseniz alabilirsiniz. Bence tercih edilmesi gereken bir şey. Küçük detayları silmek için bayağı işe yarıyor. Ve kalem silginin içindeki silgi biterse diye bu şekilde yedek ürünler de satılıyor. Bunlar da güzel oluyor. Bittikçe kullanabiliyorsunuz ve uzun ömürlü olmuş oluyor. Aslında ben internet sitelerinde bir tane mekanik uçlu kalem beğenmiştim. Şu an onu arıyorum. Bu yüzden de mekanik uçlu kalemlerin olduğu standa geldim. Burada daha çok böyle uçlu kalem veya teknik çizim kalemleri var. Dediğim gibi mekanik uçlu kalemler var. Şu an onlara bakıyorum ve istediğim ürünü arıyorum. Hiçbir üründe fiyat yazmadığı için tek tek sormak zorundayım. Ama aşırı pahalı fiyatlar. Yani aslında korkuyorum birazcık fiyat sormaya. Hatta şu elimde tuttuğum kalem 250 lira dedi burada çalışan adam ve sakince ve sessizce
kalemi yerine bıraktım ve artık dokunmadan ilerleyeceğim. Çünkü çok pahalı bence. 250 lira ne? Kalemleri 10 liraymış gibi böyle standa koymuşlar. Elime alıyorum 250 lira diyor. Nasıl vereyim 250 lira bir kaleme? Çok gereksiz fiyatlar da vardı yani. Ama uygun fiyatlı şeyleri de sonra sonra buluyorum. Mecburen sormak zorundayım. Ve sonunda internette modelini beğendiğim kalemi buldum. Birazcık daha rengi açık görünüyordu ama sorun değil. Bu kalemi almak istiyorum. Umarım güzeldir. Aslında bugün bu kalemi çok almak istiyordum. Bu kalemi de alabildiğime göre şimdi çıkış yapabilirim ödememi yapıp. Ben bugün bir defter aldım ama burada bu şekilde parça parça kağıtlar da satılıyor. Eğer çizim yapmaya yeni başlıyorsanız ya da sınava hazırlanıyorsanız bu şekilde kağıtlardan 35-50 ya da 50-70 kağıtları alıp onlara da çizim yapabilirsiniz. Burası da kağıt olarak çok çeşitli bir yer. Burada her aradığınız gramlık kağıt bulabilirsiniz. Ben şimdi ödememi yapıyorum ve çıkacağım. Alışverişimi yaptım. Tek bir kırtasiyede tüm istediklerimi bulabildim. Zaten bu yüzden bu kırtasiyeyi tercih ediyorum. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde yetenek sınavına hazırlanırken hep buradan alıyordum. Zaten Kadıköy'de olduğu için ulaşımı da kolaydı benim için. O yüzden alıştım buraya ve her istediğimi kolaylıkla bulabiliyorum. Sadece bir tık fiyatları pahalı ama artık onu da yapacak bir şey yok çünkü her yerde aynı. Eğer burada ulaşım imkanınız yoksa yani bu kırtasiyeye gelemiyorsanız internet adresleri var. Oradan da bakabilirsiniz. Çoğu ürün internette de var. Ben yine açıklama kısmına internet adreslerini bırakırım. Ama ben gelip almayı sevdiğim için, bu şekilde kırtasiye ortamından çok hoşlandığım için gelmeyi tercih ediyorum. Eğer gelme imkanınız varsa gelmenizi tavsiye ederim. Siz de fark etmişsinizdir. Videoda gösterdiğim hiçbir ürünün üzerinde fiyatı yoktu. Ben de fiyatlarını işte kasaya gidip sorarak ya da görevlilere sorarak öğrendim. Çünkü fiyatları kaldırmışlar bu zamlardan dolayı. Öyle olduğunu tahmin ediyorum ben. Sormadım. O yüzden de aldığım ürünlerin fiyatlarını, nasıl olduklarını size paylaşacağım birazdan. Kahve içmeye gidiyorum. Oturduğum yerde hem çizim yaparım hem de ürünleri sizinle paylaşırım. Şimdi birlikte aldığım ürünlere bakabiliriz. Bugün yapmış olduğum alışveriş 148 lira tuttu. Farkındayım, birazcık uygun fiyatlı bir alışveriş olmadı. Birazcık pahalı bir alışveriş bence ama piyasadaki normal fiyatlardı. Yani çok aşırı pahalı fiyatlara bir şey almamaya çalıştım. Ona rağmen bu şekilde tuttu. İlk olarak mekanik uçlu kalemden başlayalım. Bunun için çok heyecanlıyım. Uzun zamandır böyle bir kalem istiyordum. Metal hissiyatı olan, azıcık böyle ağır, güzel görünen bir kalem arıyordum. Bence tam istediğim şeyi karşılıyor. Eğer içerisine güzel bir kalem ucu alırsanız, kaliteli bir uç tercih ederseniz çok güzel sonuçlar verecek bir kalem olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Ben sonra bu şekilde bir hamur silgi aldım. Zaten klasik bir hamur silgi, yani bu hani her kırtasiyede bulabileceğinizi düşünüyorum. Ben bunu kullandığım için genel olarak bunu tercih ettim. Bu şekilde jelatinli, kutulu, güzel görünüyor. Kara kalem yaparken bol bol ihtiyacınız oluyor bence hamur silgiye. Kullanmak şart oluyor. Bence almalısınız. Daha sonra da normal silgi aldım. Bu silgiyi tercih ediyorum ben. Yani herkes istediği silgiyi tercih edebilir diye düşünüyorum. Ama bu güzel siliyor. Faber-Castell'in bu beyaz silgisi iz de bırakmıyor. Hoşuma gittiği için genelde bunu tercih ediyorum. Daha sonra bu şekilde kalem uzatma aparatı aldım. Bu kalem uzatma aparatını ben kullanıyorum. Bende daha önce vardı ama iç kısmı bozulduğu için artık kalemler durmuyordu üstünde. O yüzden yenisini almak istedim. Çok kullanışlı bir ürün. Kalemlerinizin ömrünü uzattığını düşünüyorum ben. Küçülen kalemlerinizi takıyorsunuz buna ve daha uzun ömürlü kullanıyorsunuz. Hani küçülen kalemi açmak çok zor oluyor. Genelde ben maket bıçağı kullanıyorum kalemleri açarken. Maket bıçağını tutup kalemi açmak işte böyle pratik olmuyor. El kesilebiliyor ya da farklı sonuçlar olabiliyor. O yüzden bu gayet güzel bir ürün. Bu şekilde takıp çıkarıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi aldığım dereceli kurşun kalemleri göstereyim. Ben bu markayı tercih ediyorum. Sınava hazırlandığım dönemde bu kalemi kullanmaya alıştığım için gayet rahat geliyor bana. Bunu tercih etme sebebim, ucu çok yumuşak değil ama çok sert de değil. Tam orta kıvamında, çizimlerinizi bozmayacak, elinizi yormayacak bir kalem. O yüzden eskizlerimi bununla yapıyorum. Her türlü çizimi yapabiliyorum. Gerçekten güzel bir kalem. Bu kalemde 2V ve 5B aldım. Genelde zaten ortalama bu numaraları kullanıyorum.
daha farklı bir şey almamaya çalışıyorum. Yeterli oluyor benim için. Hatta 2B bile çoğu çizim için yeterli bence. Daha sonra böyle bir marka kalem aldım. Bu markayı da çok seviyorum ama bir önceki tanıttığım kalemlere göre birazcık daha yumuşak uçlu. Yumuşak uçlu olmasının avantajı şöyle oluyor. Resim bitmeye yakınken artık koyu yerlere gideceğiniz zaman, yani koyulukları daha da arttıracağınız zaman bu yumuşak uçlu kalemle çok güzel koyuluk sağlayabiliyorsunuz. O yüzden ben genelde bu kalemi alacağım zaman 6B, 7B, 8B gibi yüksek dereceli kalemler alıyorum. Daha sonra bu şekilde bir kömür kalem aldım. Bu kömür kalemi genelde çizimimde küçük detaylara kullanıyorum. Çizimimdeki en koyu yerlere, ışığın vurmadığı en koyu görünen yerlere kullanmaya çalışıyorum. Kurşun kalemin birazcık daha gri bir rengi var. Bu daha simsiyah olduğu için çizimde daha güzel duruyor. O yüzden bunu almayı tercih ediyorum. Daha sonra böyle bir defter aldım A5 boyutunda. Bu defteri tercih etme sebeplerimden biri burada beyaz olduğunu belirtmesi. Yani eğer burada beyaz olduğu belirtiliyorsa defterlerde sayfa kalitesi gerçekten bembeyaz oluyor. Ben sarı kağıttan hoşlanmıyorum. Kara kalemlerimde sarı renge yapmaktan mutlu olmuyorum. Bu yüzden de beyaz kağıt tercih ediyorum. Bu defterde ayrıyetten beyaz olduğu belirtildiği için bunu almak istedim. Bence uygun fiyatlı bir defterdi. Kalitesini de biliyorum bu defterin. Daha önce kullanmıştım. O yüzden almak istedim. Bu arada bu defterlerde böyle bu şekilde zarf oluyor. İçine ekstradan yaptığınız çizimleri ya da saklamak istediğiniz şeyleri koyabiliyorsunuz. Aslında tam bir sketchbook özelliğini taşıyor bu defter. Tam ben böyle kara kalem çizimler, eskiz çalışmalarınız ya da işte yaptığınız pratik çalışmalar için güzel bir defter olduğunu düşünüyorum. Sayfaları bembeyaz ve dokusuz. İşte defterin dokusuz ve pürüzsüz olması da kara kalem yapmanızı bence güzelleştiriyor. O yüzden tam bir sketchbook olduğunu düşünüyorum bu defterin. Tam böyle eskiz çalışmaları için harika bir defter bence. Şimdi bu deftere birlikte bir çizim yapalım. Ben de bugün bu deftere bir eskiz çalışması yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Mekanik uçlu kalemi de bol bol kullanmaya çalışacağım. İlk olarak bu kalemle başlıyorum. 2B kalemle eskiz oluşturuyorum. Daha sonra mekanik uçlu kalemle detaylandırma yapacağım. Bu şekilde hafif bir eskiz oluşturdum. Şimdi detay eklemesine geçmek istiyorum. İnce detayları mekanik uçlu kalemle yapmaya başlıyorum. Eğer benim gibi bu şekilde çizgisel tonlamayı seviyorsanız, çizgileri kullanıyorsanız ya da böyle ince çizgisel işler yapıyorsanız bu kalem çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Aslında kalem daha detaylı ve ince çizgiler atabilmenize yarıyor. Yani daha detaylı çizimler yapabiliyorsunuz bu kalemle. Çünkü kurşun kalemin ucu kalın olduğu için küçük detaylara inemiyorsunuz bazen. O yüzden bu kalem yararlı olabilecek bir kalem ama tabii ki de her düzeyde, her seviyede alınacak bir kalem değil. Kesinlikle kişiden kişiye göre değişebilir. Bazıları rahat eder, bazıları rahat edemez. Ben çok rahat edebildiğim için bu kalemi kullanıyorum. Şimdi size yakından ve detaylı göstermek istiyorum. Ben bu şekilde çizgisel tonlama yapmayı çok seviyorum. Siz de benim gibi yapıyorsanız, benim gibi çizim tarzınız varsa eminim bu kalemi çok seversiniz. Çünkü ben çok sevdim ve aldığıma bayağı mutlu oldum. Şimdi bu iki kalemi kullanacağım ve saç yapacağım.
Size anlatmak istediğim şey buydu. Yani mesela 2B kalemle saç yaptınız ve artık koyuluk size yetersiz geliyor. İşte yetersiz gelen noktada 5B ya da 6B gibi dereceli kalemle bu şekilde koyuluklar ekleyebilirsiniz. Aradaki farkı siz de görüyorsunuz. Yani 2B'den sonra 6B'yi kullanmak birazcık daha çizimi ön plana taşıyor. Tabii ki bunu da doğru kullanmak gerekiyor. Mesela iki pantolon paçası var. Daha altta kalan kısma koyuluk uyguluyorum. Üstte kalan kısma biraz daha beyaz bırakıyorum. Böylece koyuluk açıklığı doğru bir şekilde uygulamış oluyorum. Daha sonra bu kömür kalemi kullanıyorum ama çok küçük noktalarda kullanıyorum. Kesinlikle abartmıyorum. Gördüğünüz gibi kesişen ve çok koyu olabilecek yerlere ufak dokunuşlar eklediğimde çizimim daha güzel görünüyor. Eğer portre çalışmayı seviyorsanız ve bol bol portre çiziyorsanız bu mekanik uçlu kalem bence güzel oluyor. Ben de daha çok aslında portre çizebilmek için aldım diyebilirim. Kendimi geliştirmek için portre çizmeye çalışıyorum ama kurşun kalemle çok ince detaylar ekleyemiyorum. Bu kalem bence portre konusunda da işe yaradığını düşünüyorum ben. Çizimde bu şekilde kafama göre eskizler oluşturuyorum ve tonlamalar yapıyorum. Şimdi buradaki dudağı yapmaya geçtim. Daha sonra da gözü yapacağım ve çizimim hemen hemen bitmiş olacak. Dudağın iç kısmına kömür kalemi koyuluk eklemek istiyorum ama çok abarttığımı fark ediyorum. İşte bu noktada hamur silgi gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Çiziminizde böyle fazladan yaptığınız ya da istemediğiniz yerleri hafif bir şekilde silerek alabiliyorsunuz. Hamur silgi tamamen bu işe yarıyor. Bu yeni aldığım mekanik uçlu kalem çok hoşuma gittiği için hızımı alamıyorum ve çizimim aslında bitti ama etrafına çizgiler ekleyeceğim. Çok hoşuma gidiyor benim böyle şeyler yapmak. O yüzden böyle küçük detaylar ekliyorum. Böyle birazcık daha çizgisel detaylar yapıyorum çizimimle uyumlu olsun diye. Ve yapmış olduğum eskiz çalışması bu şekilde oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Aslında ihtiyacınız olan sadece bu kalemler. Yani dereceli bir kalem, bir tane de silgi, bir de hamur silgi almanız sizin için yeterli oluyor. Zaten silgi evinizde vardır. Sadece bu iki çeşit ürünü almanız gerçekten kara kaleme başlamanız için yeterli. İster deftere çizersiniz, ister kağıda. Tamamen bu iki ürünle başlayabilirsiniz. Gözünüzü hiç korkutmayın bence. Ve ben şimdi eve geldim. Aldığım ürünleri fiyatlarıyla birlikte size tanıttım. Ama aldıklarımda birazcık böyle isteğe dayalı ürünler de vardı. Mesela mekanik uçlu kalem ya da kömür kalem gibi şeyleri almak zorunda değilsiniz. Bu yüzden ilk kez resim yapacaklar için ya da kara kaleme sıfırdan başlayacaklar için buraya bir malzeme listesi bırakacağım. Bu malzeme listesine göre kendinize istediğiniz ürünleri alabilirsiniz. Benim gösterdiğim markaları almak zorunda değilsiniz. Ben sadece kendi kullandığım ve memnun olduğum ürünleri göstermeye çalıştım. Farklı markaların dereceli kalemlerini de alabilirsiniz. Farklı defterler de alabilirsiniz ya da kağıda da çizebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben sadece örnek olmak istedim. Kara kalem hakkında öğretici bir içerik çekmek istiyorum. Hem yeni başlayanlar için hem de kara kalemini geliştirmek isteyenler için. Aslında YouTube kanalımda böyle videolar var ama ben yeniden bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer kara kalem hakkında bir video isterseniz yorumlara mutlaka belirtin. Yorumlardaki isteklere göre belirleyeceğim bunu. Benim bugün videom bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur ve keyif alarak izlemişsinizdir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.